Koşkent'in Kayıp Çocukları, Miyase Sert Barut. Yıllar önce dağların arasında küçücük bir köy varmış. Burada hepi topu 3-4 aile yaşarmış. Acaba eskiden de böyle miymiş? Değilmiş. Sayıları daha fazlaymış. Nedense bazı insanlar çekip gitmiş. Bağlarını, bahçelerini, çatılarını, avlularını arkada bırakıp bilinmez bir yere göç etmişler. Evler insansız kalırsa küserler. İşte bu yapılar da bir zaman sonra küskünlükle yıkılmış. Kala kala bu 4 ev kalmış. Çünkü onların içinde yaşayanlar varmış. O zamanlar insanlar evlerin değerini, evler de insanların değerini bilirmiş. Depremler, seller, fırtınalar bile olsa içindeki insana zarar gelmesin diye toprağa sıkıca tutunur, bir santim bile kıpırdamazlarmış. İnsanlar da bu iyiliği karşılıksız bırakacak değiller ya, her yıl güzelce boyar, çatısını bacasını onarır, çatlak patlak bırakmazlarmış. Elverin insanları, insanların da elveri koruduğu bu köyde 4 iyi arkadaş varmış. Suna, Tuna, Ada ve Ela. El ele neşeyle hoplaya zıplaya zaman geçirirlermiş. Sabahları keçilerini otlatmak için dağlara çıkarlarmış. Bazen keçiler onları, bazen de onlar keçileri taklit edermiş. En yukarıya kim zıplayacak yarışmasında çocuklar keçileri bile geçermiş. Kahkahaları gökyüzüne yükselince bulutlar alçalıp bu neşeye yakın olmak istermiş. Yalnızca bulutlar mı? Çiçekler, böcekler, dereler bile onları izleyebilmek için sabahın olmasını dört gözle beklermiş. Bir gün yine böyle dağlarda şarkılar söyleyip dans etmişler. Derken yorulmuşlar. Dinlenmek için çayırların üzerine sırt üstü uzanmışlar. Güneş yanaklarını elmalar gibi kızartmış. Rüzgar saçlarını hafif hafif okşamış. Suna başını kaldırıp rüzgarın geldiği tarafa bakmış. İçinde bir merak uyanmış. Köyümüz böyle güzelken bizden öncekiler niçin dağların ötesine gitmişler acaba? Ada da merak ediyormuş bunu. Tuna da, Ela da. Tuna alnını kırıştırmış. Ben babama sordum. Giden gider, yolları açık olsun dedi. Başka bir şey söylemedi. Ela atılmış. Belki onlar da bilmiyordur. Ada, en iyisi bilge birine soralım deyince düşünmeye başlamışlar. Evlerin kırmızı çatılarına, gökyüzündeki beyaz bulutlara, yemyeşil ağaçlara, sarı göbekli papatyalara bakarak epeyce düşünmüşler. Suna dağın eteğindeki görkemli çınar ağacına dikmiş gözlerini. Bilse bilse çınar ağacı bilir. Ada yerinden fırlamış. Siz bekleyin, ben hemen sorup geleyim. Ada keçiler gibi hoplayıp zıplayarak çalılara, taşlara takılarak bayır aşağı koşturmuş. Soluk soluğa bin yıllık çınarın gövdesine sarılmış. Koskoca gövdeyi saramasa da kolunun yetebildiği kadarını kucaklamış. Ağzını ağacın kalın kabuğuna değdirerek fısıldamış. Ey çınar, yüce çınar, bilge çınar, kuşlara yuva, toprağa gölge çınar. Nereye gitti eskiden burada yaşayan insanlar? Bilge çınar şöyle bir hışırdamış. Yapraklarını ısıtan güneşe, tozunu üfleyen rüzgara selam vermiş ve adaya seslenmiş. Bilge çınarın sesi karnından geliyormuş. Yani gövdesindeki kovuktan. Söylerim söylemesine ama bir şartla. Nedir şartın diye sormuş ada sabırsızlıkla. Ağacın kovuğunda yine tok bir ses duyulmuş. Sorduğum bilmeceyi bilirsen insanların nereye gittiğini söyleyebilirim. Sor demiş ada. Zaten bilmeceleri çok severim ben. Çınar ağacı yapraklarını hışırdatmış. Düşünmüş, taşınmış. Zor bir bilmece sormak istiyormuş. Eli olsa uzun süre kaşınacakmış da. Ama ada sabırsızmış. Hadi sor, arkadaşlarım beni bekliyor. Tamam, hazırlıyorum bilmeceyi demiş Bilge Çınar. Söyle bakalım. Zürafa kadar uzun, zürafa kadar hızlı ama zürafa kadar ağır olmayan şey nedir? Ada gülmüş. Bunu bileceğini düşünmüş çünkü hayvanların pek canı tanıyormuş. Kendisi bulamasa bile arkadaşlara buna bir yanıt verebilir diye ummuş. Kolaya benziyor. Arkadaşlarımla konuştuktan sonra sana bir yanıt veririm. Bilge Çınar gülümsemiş. Hadi o zaman koş onların yanına. Kim bilirse ona söyleyeceğim insanların nereye gittiğini. Ada tırmanmaya başlamış bayırdan yukarıya. Aklında hep zürafa ve ona benzeyen hayvanlar. At mı acaba? Zebra mı yoksa? Çalılara tutunarak
dikenleri atlayarak devam etmiş yoluna. Karşılaştığı birkaç serçeye sorsa da onlar yalnızca cik cik diye yanıt vermiş. Sonunda arkadaşlarının olduğu çayırlara gelmiş. Arkadaşları merakla sarmış çevresini. Suna, Tuna, Ela heyecanla bakmışlar adaya. Bilge Çınar söyledi mi insanların nereye gittiğini diye sormuş Suna. Ada başını sağa sola sallamış. Hayır, bir bilmece sordu bana. Onu bilirsek söyleyecekmiş. Tuna sevinçle el çırpmış. Ne sordu? Ben kesin bilirim. Ada olduğu gibi aktarmış Bilge Çınar'ın bilmecesini. Zürafa kadar uzun, zürafa kadar hızlı ama zürafa kadar ağır olmayan şey nedir? Tuna somurtmuş. Anlaşılan Bilge Çınar bizim de kendisi gibi bilgi olmamızı istiyor. Suna'nın gözlerinde soru işaretleri belirmiş. Sesli sesli sayıp dökmüş. Fil olsa fil zürafadan daha ağır. Zebra olsa o da zürafadan daha kısa. Hepsi yere oturup ellerini çenelerine dayayarak düşünmeye başlamış. Düşünmek kolay mı? Ama zor da olsa merak edilen şeyin cevabı başka türlü bulunamaz ki. Ela çayırların içinden bir papatya koparmış. Elinde çevirip durmuş. Aklına bir şey gelmemiş. Papatyanın yapraklarını çekiştirmiş, yine bir yanıt bulamamış. Çiçeğin sapını azıcık çiğnemiş, olmamış. Sorunun yanıtına ulaşamamış. Örselediği papatyayı öfkeyle yere atmış. Çınar kurnazlık etmiş. O yeri söylememek için bize en zor bilmeceyi sormuş. Tuna ve Ela da bırakmış düşünmeyi. Zürafayı kafalarından atıp oyuna başlamışlar. Kayadan kayaya atlayan keçilerin gölgesini yakalamaya uğraşmışlar. Suna katılmamış gölge yakalama oyununa. Aklından çıkmıyormuş zürafa kadar olabilecek ama ağır olmayacak o şey. Yüzümü yıkarsam belki daha iyi düşünürüm diyerek Pınar'ın başına kadar yürümüş. Buz gibi suyu yüzüne çarpmış. Tertemiz sudan avuç avuç içmiş. Kenardaki taşa oturup suyun sesini dinlemiş ve bilmecedeki zürafayı hayal etmiş. Bir yandan da suya bakıyormuş. Suda kendi yansıması varmış. Yalnızca kendi yansıması mı? Çevredeki uzun kavak ağaçlarının gölgesi de suya kadar uzanıyormuş. Hatta ağaçtaki kuş yuvası bile suda belli belirsiz görülebiliyormuş. Suna eğlence olsun diye sudaki gölgeye elini uzatmış. Kuş yuvasına dokunacakmış ama dokunabildiği şey yalnızca su olmuş ve kendisi gölgedeki suyun ağacın gölgesini kapatmış bile. O zaman Suna'nın aklında bir ışık belirmiş. Buldum diyerek arkadaşlarının olduğu yere koşmuş. Çocuklar hadi bize de söyle diye tepinmiş. Suna buluşunun tadını çıkartmış. Arkadaşlarını biraz daha meraklandırmak istemiş. Birlikte Bilge Çınar'ın yanına gidelim. O zaman siz de duyarsınız. Koşmuşlar, yürümüşler, kahkahalar atmışlar. Suna yol boyunca arkadaşlarının gölgesine basmış. Ama hiç kimsenin canı yanmamış. Sonunda bu neşeli ekip Bilge Çınar'a ulaşmış. Suna sevinçle seslenmiş ağaca. Bilge Çınar, Ulu Çınar, dinle beni, bilmecen kolaymış, bunu bilmeyecek ne var? Ağacın yaprakları birden kırılıp kulağa dönüşmüş sanki. Söyle o zaman, zürafa kadar uzun, zürafa kadar hızlı ama zürafa kadar ağır olmayan şey nedir? Suna'nın yanıtını Tuna, Ada ve Ela da merakla beklemiş. Zürafanın gölgesi demiş Suna heyecanla. Çünkü o da zürafa kadar uzun, zürafa kadar hızlı, ağırlığı ise hiç yok. Bilge Çınar yapraklarını yüzlerce el gibi kullanarak alkışlamış Suna'yı. Diğer çocuklar şaşkınlıkla kendi gölgelerine bakmışlar. Birbirlerinin gölgesini yakalamaya çalışmışlar. Ada gülmüş. Gölge ha, ne kadar kolaymış bilmecenin cevabı aslında. Sonra beklenti içinde gözlerini çınar ağacına dikmiş çocuklar. Suna ağacın verdiği sözü hatırlatmış. Şimdi sıra sende. Bize insanların nereye gittiğini söyle. Söylemeyeceğim demiş Çınar. Bizimkilerin yüzü ısınmış. Yoksa Bilge Çınar onları mı kandırmış? Bilge Çınar'ın kovuğundan pembe bir ışık yayılmış. Söylemeyeceğim ama göstereceğim demiş görkemli koca ağaç. Kovuğun içine eğilip bakmış çocuklar. Orada bir kapı varmış. Bilge Çınar çocuklara açıklamış. Bu kapıdan geçip yürüyün. Bulursunuz onları. Ne yaptıklarını, nasıl yaşadıklarını kendi gözünüzle görün. Gideceğiniz yol başka bir kardeşimin kovuğuna açılır. Adı Kardeş Çınar. Sizi dışarı çıkarır. Gittiğiniz yeri beğenmezseniz ya da başınıza bir bela gelirse yine Kardeş Çınar'a sığınırsınız. Size kapıyı açar ve yine buraya döner. Köyünüze kavuşursunuz.
Suna merakla ve biraz da korkuyla bakmış gizli geçide. Oraya gidenler mutlu mu acaba? Sanmıyorum, demiş Bilge Çınar. Peki niçin aynı yoldan geri dönmediler? Çınar gülmüş. Çünkü pek akıllı değiller. Bilmecelere kafa yormadılar. Düşünmekten kaçındılar. Başlarına ne gelirse razı oldular. Ada kaygıyla kafasını kaşımış. Yani geri dönebilmek için kardeş Çınar da mı bize bilmece soracak? Bilge Çınar bir dalını aşağıya eğip adanın saçını okşamış. Kaygısını gidermiş. Evet, demiş. Ama korkmayın. Düşünen herkesin bileceği şeylerdir bu sorular. Suna, Tuna, Ela ve Ada kovuktaki pembe ışığa doğru yürümüşler. Bir kapı çıkmış önlerine. O kapıdan geçmişler. Pembe ışık kaybolmuş. İçerisi biraz karanlık olmuş. Korkmuşlar ama birbirlerine cesaret vermek için el ele tutuşmuşlar. Korkuyu yenmenin bir yolu da şarkı söylemek. Bu dört arkadaş da buna inanıyormuş. Başlamışlar tatlı mı tatlı, masalsı mı masalsı bir şarkıya. Yola böyle devam etmişler. Bu gizli geçitte onları dinleyen başkaları da varmış. Yer altındaki böcekler, solucanlar, karıncalar, yılanlar, bitki kökleri. İlk kez böylesi güzel bir şarkı dinliyorlarmış. Hiç bitmesin diye yılan bile kıpırdamıyormuş. Bütün yeraltı canlıları çocuklar korkmasın ve şarkıya devam etsin diye ses çıkarmıyormuş. Karıncalar buğday yüklerini indirmişler omuzlarından yere. Dünya şarkılarla daha güzel bir yer diye düşünüyorlarmış hep birlikte. Çocuklar bildikleri bütün ezgileri söylemiş. Son şarkı bittiğinde mavi bir ışık görünmüş. Anlamışlar gizli geçidin sona erdiğini. Mavi ışığın aydınlattığı kapıya adım adım yaklaşmışlar. Onları gören kapı kanatlarını sonuna kadar açmış. Dört arkadaş yine bir kovuğun içinde bulmuşlar kendilerini. Kardeş Çınar sakin ve tatlı sesiyle karşılamış çocukları. Hoş geldiniz. Ne güzel şarkı söylüyordunuz öyle. Doğrusu insanların böyle güzel sesler çıkardıklarını unutmuşum ben. Siz bizi duydunuz mu? Demiş Ela. Tabii. Köklerim ne işe yarıyor sanıyorsun Ela? Yer altındaki bütün sesleri duyarım ben. Adlarınızı bile öğrendim sizi dinlerken. Suna şaşırmış. Burada şarkı söyleyen kimse yok mu yani? Kardeş Çınar'ın bu duruma çok üzüldüğü her halinden belliymiş. Yıllar yıllar önce vardı. Buraya yerleşen insanlar kuşlar gibi cıvıldardı. Yürürken, çalışırken, dinlenirken, eğlenirken ağızlarından hep tatlı bir melodi akardı. Ama sonra unuttular. Pek çok şeyi unuttukları gibi. Başka uğraşlar buldular kendilerine. Hele çocuklar. Onlar dünyada şarkı söylemek diye bir şeyin olduğunu bile bilmiyorlar. Buna çok üzülüyorum doğrusu. Tuna bu duruma bir türlü anlam verememiş. Çok garip. Şarkısız bir dünya düşünemem ben. Ela merakla sormuş ağaca. Peki ne yapıyorlar? Kardeş Çınar kovuğun çıkışını biraz daha aralamış. İçeriye hafif bir ışık dolmuş. Kendi gözlerinizle görün ne yaptıklarını. Sokaklarda dolaşın. İnsanlarla konuşun. Benim bulunduğum yeri de sakın unutmayın. Kardeş Çınar sonra kendi kendine mırıldanmış. Zaten unutamazsınız. Benden başka ağaç yok ki. Oh, öyle yalnızım ki burada. Çocuklar merakla heyecanla kovuktan dışarı çıkmışlar. Gördükleri karşısında şaşırıp kalmışlar. Koskoca bir kent. Ev ev üstünde. Her yer dümdüz. Dağ yok, orman yok. Bırakın ormanı. Kardeş Çınar'ın dışında bir tek ağaç yok. Kuş sesleri yerine bir takım makinelerin homurtuları duyuluyormuş yalnızca. Gri duman parçacıkları uçuşuyormuş kelebekler yerine. Kaldırımlarda plastik çiçekler, plastik ağaçlar, çayır çimen bile gerçek değilmiş. Ada anlayamamış bu çirkinliğin nedenini. Ne akılsızlık demiş. Bizim köy bırakılır mı buraya gelinir mi? Ela biraz iyimsermiş. Belki iyi bir nedenleri vardır. Hadi soralım birine. Çocuklar yürüyüp dalmışlar bir sokağa. İnsanlar onların sağından solundan hızla geçiyorlarmış. O kadar hızlı yürüyorlarmış ki bizimkiler soru bile soramıyormuş. Sonunda Suna dayanamamış. Kendi yaşta bir çocuğun kolundan tutup durdurabilmiş. Herkes nereye koşuyor diye sormuş. Eğlence varsa biz de katılalım. Çocuk bir şey anlamamış Suna'nın dediklerinden. Garip garip bakmış. Kolunu hızlıca çekmiş. Acelem var, dershaneye yetişeceğim. Bunu der demez de fırlayıp gitmiş. Suna arkasından seslenmiş. Buranın adı ne bari onu söyle. Çocuk koşmasına ara vermeden yanıtlamış. Koşkent, koşkent burası. Çayırlarda koşup oynamaya hiç mi hiç benzemiyormuş insanlardaki bu hareket. Çünkü ayaklarda sevinç değil,
Yoğun bir telaş varmış. Bu kez Tuna başka bir çocuğu durdurabilmiş. Bizim köyden gelenleri arıyoruz. Siz onlar mısınız diye sormuş. Çocuk omuz silkmiş. Ben bana öğretilenleri bilirim yalnızca. Ama o kadar çok şey öğretiyorlar ki önceki bildiklerimi unutmak zorundayım. Biz sizden miyiz? Siz bizden misiniz? Hiç hatırlamıyorum. O zaman Tuna çocuğun neyi öğrendiğini, neyi hatırlayabildiğini merak etmiş. En son öğrendiğin şey ne peki? Çocuk işaret parmağını şakağına dayamış, kendi kendine mırıldanmış. 7463 sayısının içinde 7000'lik, 400'lük, 6 onluk ve 3 tane de birlik var. Bizimkiler bu çocuktan da bir şey öğrenemeyeceklerini anlamış, yola devam etmişler. Suna'nın aklına başka bir seçenek gelmiş. Yolda telaşla yürüyüp geçenlerden sonuç alamadıklarına göre belki evdekilerden biriyle konuşabilirlermiş. Birkaç evin kapısını çalmışlar ama hiç açan olmamış. Kapılar, pencereler sıkı sıkıya kapalı. Panjurların mini minnacık aralığı bile yokmuş ki güneş girsin içeri. Sanki herkes kapalı kutulara saklanmış. Kimisinin demir parmaklıkları bile varmış. Sonunda evlerden birinin penceresinin açık olduğunu fark etmişler. Oradan bir çocuğun kendilerine şaşkınlıkla baktığını görmüşler. Suna seslenmiş. Sen niçin evdesin? Okula ya da dershaneye gitmiyor musun? Tuna da bir soru yöneltmiş. 7463 sayısının içindeki binlikleri, yüzlükleri, onlukları sana da mı öğrettiler? Penceredeki çocuk bizimkileri ve sorularını tuhaf bulmuş ama yine de yanıtlamış. Ben de diğerleri gibi okula gidiyorum. Hasta olduğum için bugün evde kaldım. Ya siz? Siz okula gitmiyor musunuz? Biz dağların öbür tarafından geliyoruz. Gizli geçitten yürüyüp geldik diye açıklamış ada. Penceredeki çocuk bambaşka bir yaşamın insanlarıyla karşı karşıya kaldığını anlamış. Onlarla konuşmaya can atmış. Belki de aşağıdakiler masal çocuklarıymış. Masallar hep güzellik sunduğuna göre belki onlar da bu can sıkıcı ortamı güzelleştirebilir diye ummuş. Çocukları yanına çağırmış. Bizimkiler sevinerek girmişler içeriye. Çocuğun adı Ferman'mış. Babası Koşkent'in başkanıymış. Ferman çocuklara nasıl bir yerde yaşadıklarını sordukça ballandıra ballandıra anlatmış bizimkiler. Peki siz okula gitmiyor musunuz diye sormuş bu yeni arkadaş. Bizim orada çok çocuk yok, bu yüzden okul da yok demiş Suna. Ferman'ın gözleri şaşkınlıktan fincan kadar büyümüş. Peki ama nasıl öğreniyorsunuz? Hayatta öğrenecek o kadar çok şey var ki biz koşuyor koşuyor yine de yetişemiyoruz. Suna kendi sistemlerini anlatmaya başlamış. Ağaçlardan, kuşlardan, kelebeklerden, topraktan, rüzgardan ve güneşten çok şey öğreniyoruz. Onlar da bizim öğretmenlerimiz. Öğrendiklerimizi bir daha unutmamak için şarkıya dönüştürüyoruz. Bizim orada herkes şarkı söyler. Çiftçiler, çobanlar, çocuklar, kuşlar. Suna tatlı tatlı anlattıkça Ferman duyduklarını hayalinde canlandırmaya çalışmış. Kuşlar, kelebekler, çobanlar, ağaçlar güzel birer resim olarak geliyormuş gözlerinin önüne ama şarkıyı hayal edememiş. Suna'nın sözünü yarıda kesmiş. Bu şarkı dediğin şey nasıl bir şey? Konuşmak gibi mi? Ela gülmüş. Hayır, konuşmaktan daha güzel. Bundan bir şey anlamamış Ferman. Çünkü konuşmak tadına varılarak yapılan bir şey değilmiş Koşkent'te. Söyleneni yaparsın ve yapılmasını istediğini söylersin. Sözcükler yalnızca bu işe yararmış. Bana bir şarkı söyler misiniz demiş Ferman. Başka türlü sanırım anlayamam. Hiç nazlanmamış bizimkiler. Hemen bir çiçeğin nasıl büyüdüğünü, nasıl renkler kazandığını, üzerine konan arıların, kelebeklerin dansını anlatan bir şarkı söylemişler. Ferman çok sevmiş hem melodiyi hem de sözleri. Bana da öğretin ne olur diye yalvarmış. Suna gülümsemiş. Hiç zor değil. Dinledikçe kendiliğinden söylemeye başlarsın. Çocuğun yüzü biraz asılmış. Dinlemek mi? Burada kimse şarkı söylemiyor ki. Herkes koşturuyor. Herkesin çok işi var. Ada çocuğun mutsuzluğunu anlamaya çalışmış. Sanırım buradaki yaşam çocukları pek mutlu etmiyor. Ferman başını sallamış. Nasıl mutlu olalım ki? Hele anlattıklarınızdan sonra Koşkent korkunç göründü bana. Sizin anlattığınız güzelliklerin hiçbiri yok burada. Hep acelemiz var. Oyun oynamak sınırlı. Temiz hava yok. Sık sık hastalanıyoruz. Hele kahvaltı. Kahvaltıda anne babamızla doğru dürüst konuşamıyoruz. Koşturarak evden çıkıyoruz. Herkesin acelesi olunca trafik kazası da oluyor yollarda. Bıktım ben. Keşke ben de sizinle birlikte gidebilsem. Ne güzel olur diye sevinçle zıplamış Tuna. Diğerleri de olur dercesine baş sallayıp çağrıya katılmışlar. Ama Ferman karar veremiyormuş. Ben Koşkent başkanının oğluyum. Nasıl gidebilirim?
Tuna anlamamış bunu. Ne olmuş yani? Burada bir kural var demiş Ferman. İnsanlar başkanı seçmeden önce çocuğunu mutlu edip edememesine bakıyor. İyi anne baba olduğunu kanıtlayanların seçilme şansı var. Ben gidersem mutsuz olduğum anlaşılır. Babam da başkanlığı kaybeder. Yani mutlu çocuk rolünü oynamaya devam etmeliyim. Ela merakla sormuş. Bu başkanlık dediğin şey çok mu önemli? Ferman çaresizce başını sallamış. Büyükler önemsiyor. Ada gülmüş. Ben Koçkent'te yaşasaydım güzel şarkı söyleyeni başkan seçerdim. Suna da gülmüş. O zaman kimse seçilmezdi ada. Çünkü burada şarkı söylemeyi bilen yok. Bu arada Ferman'ın kafası tıkır tıkır çalışıyormuş. Aklından geçenleri yine arkadaşlarına anlatmış. Bir düşüncem var demiş. Buradaki çocukların çoğu mutlu değil. Eğer hep birlikte gidersek daha etkili olur. Arkadaşlarım şu an okuldan eve dönmüştür. Onlara telefon etsem. Onlar da başka çocuklara haber verseler. Evimizin altında geniş bir bodrum var. Orada buluşup konuşalım. Siz geldiğiniz o güzel yeri anlatırsınız. Bana anlattığınız gibi. Gelmek isteyenlerle birlikte ailelerimize bir mektup bırakırız. Nasıl bir kent, nasıl bir yaşam istediğimizi yazarız. Sizin yurdunuza benzer bir ortam kurduklarında geri döneceğimizi söyleriz. Bu yol bizimkilerin de hoşuna gitmiş. Ne güzel şenlenecek köyümüz diye geçirmişler içlerinden. Bir yandan da kaygılanıyorlarmış ama. Ya dönüş için sorulacak olan bilmeceyi çözemezlerse? Ya kardeş Çınar gizli geçidin kapısını açmazsa? Onlar da bu telaşlı kentte mutsuzluk içinde mi yaşayacaklar? Bizimkiler bu kaygı içindeyken Ferman telefonda bütün arkadaşlarına ulaşmış. Konuyu anlatmış. Onlar da başka arkadaşlarını aramışlar. Böyle böyle tam 100 çocuk bodrum katında toplanmış. Ferman dağın diğer yarından gelen Suna'yı, Tuna'yı, Ada'yı ve Ela'yı tanıtmış. Sonra sözü onlara bırakmış. Suna bir sandalye üzerine çıkıp 100 çocuktan oluşan topluluğa kendi yurdunu anlatmış. Keçileri, keçilerin boynundaki çıngırakları, ağaçlardan sarkan yemişleri, neşeli tavşanları ve doğadaki güzellikleri dile getiren şarkıları. Suna'yı dinleyen çocuklar en çok şarkının nasıl bir şey olduğunu merak etmiş. Ne de olsa keçileri, kelebekleri kitaplardan öğrenebiliyor, hiç olmazsa resmini görebiliyorlarmış. Arkalarda duran bir çocuk seslenmiş. Ben hiç şarkı resmi görmedim. Neye benziyor? Suna dilinin döndüğünce anlatmaya çalışmış. İnsanı büyüleyen, kalbine mutluluk veren, açlığı ve susuzluğu bile gideren bir şey demiş. Ama bakmış ki tarifle olmuyor. Arkadaşlarıyla birlikte yurtlarının en güzel şarkısını söylemeye başlamış. Bu şarkı evlerle ilgiliymiş. Evlerde insanın nasıl mutlu olacağını, pencereden dışarıyı, dışarıdan pencereyi izlemenin keyfini anlatıyormuş. Mutfakta birlikte kahvaltı etmenin güzelliğinden, annenin bir dilim ekmeği çocuğa nasıl uzattığından da söz ediyormuş bu şarkıda. Sabah telaşsız uyanmanın tadı, akşam mutlu uyumanın hazzı da varmış içinde. Şarkı bittiğinde coşkuyla alkışlamış çocuklar. Ferman söz istemiş. Bir mektup yazacağım. Ben babama, sizler de kendi ailelerinize. Güzel, sakin bir yaşam isteyeceğiz onlardan. Sonra da önceden hazırladığı mektubu okumuş. Mektubun istekler bölümünde şöyle yazıyormuş. Oyun oynamak istiyorum. Gülen yüzler istiyorum. Keçileri, kelebekleri, uğur böceklerini tanımak istiyorum. Temiz hava, temiz su, sabahları telaşsız bir kahvaltı istiyorum. Tiyatroya, sinemaya gitmek istiyorum. En önemlisi sizlerle birlikte şarkı söylemek istiyorum. Mektubun sonunda da eğer bunlar gerçekleşirse Koçkent'teki çınar ağacına istediklerinizi yaptık, geri dönebilirsiniz yazılı bir kağıt asmaları gerektiğini belirtmiş Ferman. Çocukların hepsi benimsemiş böyle bir mektup bırakmayı. Ertesi sabah erkenden kardeş çınarın altında buluşmak üzere sözleşmişler. O gece Suna, Tuna, Ada ve Ela bodrum katında konaklamış. Ferman onlara yatak ve yiyecek vermiş. Yatak rahatmış ama yiyecekler hiç lezzetli değilmiş. Oysa görünümleri çok güzelmiş. Ada tatsız bir elmayı zorla çiğneyip yutmaya çalışmış. Bunu plastik bir tarlada yetiştirmişler galiba diye yakınmış. Sonunda sabah olmuş ama etrafta ne kuş sesleri ne de parlak güneş ışığı varmış. Günün başladığı yalnızca üst üste duran evlerden duyulan çalar saatlerden anlaşılıyormuş. Ferman ve bizimkiler kardeş Çınar'ın yanına geldiklerinde 100 çocuğun da orada olduğunu görmüşler. Suna öne çıkarak ağaca yaklaşmış. Kardeş Çınar, sırdaş Çınar, aç kapıyı, yurdumuza dönmek istiyoruz. Kardeş Çınar tıpkı abisi gibi önce yapraklarını hışırdatmış, sonra gövdesinden çıkan güzel sesiyle
ağır ağır konuşmuş. Önce bilmece. Suna biraz kaygılanmış. Lütfen kolay olsun demiş. Bak konuklarımız var. Onların önünde bizi fazla zorlama. Kardeş Çınar gölgesindeki çocuk kalabalığına memnunlukla bakmış. İyi ya, akıl akıldan üstündür demiş. Ne kadar çok olursanız bilmeceyi çözmeniz o kadar kolaylaşır. Ama bir şartım var. Öncelikle Koşkentli kardeşlerinizin düşünmesini istiyorum. Eğer onlar işin içinden çıkamazsa yanı sırası size gelecek. Sonra sormuş bilmecesini. Altı pınar içilir, üstü çayır biçilir. Suna derin bir soluk alıp rahatlamış. Çünkü ona göre bu bilmece çok kolaymış. Ama Koşkentli çocuklar düşünmüşler, taşınmışlar, bakışmışlar. Kimse de tık yok. Çünkü o güne dek ne içilen pınar ne de biçilen çayır görmüşler. Bu biçildiğine göre kumaş olmalı. Ama neresinin içildiğini bilmiyorum demiş biri. Bizimkiler bu kolay bilmeceyi nasıl olup da Koşkentli çocukların yanıtlayamadığına şaşırmışlar. Kendileri gün boyunca görebiliyorlarmış bu hayvanları. Yani koyunları. Yanıt sırası bizimkilere gelince grup sözcüsü Suna öne çıkmış. Çok kolay bir bilmece sordun kardeş Çınar demiş. Koyun bu. Böylesine kolay soracağını bilseydik bütün günümüzü ya bilemezsek diye kaygılanarak geçirmezdik doğrusu. Kardeş Çınar dallarını ağır başlılıkla sallamış. Evet ama Koşkentli için çok zor bir soruydu. Sana kolay olan başkasına zor, başkasına kolay olan sana zor gelebilir. İnsanlar yaşadıkları ortama göre bazı şeyleri bilir, bazılarını bilemez. Dünya üzerinde her şeyi bilen bir insanın olduğunu sanmıyorum. Ya Çınarlar, siz de mi her şeyi bilemezsiniz diye sormuş Tuna. Size göre daha çok şey biliriz. Hepsi bu. Çünkü uzun yaşarız ve pek çok şeye tanıklık ederiz diye cevap vermiş kardeş Çınar. Koşkentli çocuklar sabırsızlıkla bakıyormuş ağaca. Geçit bir açılsa, bir açılsa diye içten içe söyleniyorlarmış. Alışmışlar ya her yere koşturmaya. Neyse, kardeş Çınar da çok bekletmemiş onları. Önce gövdesindeki geniş kovukta mavi bir ışık belirmiş. Derken geçit ortaya çıkmış. Çocuklar ikişerli üçerli gruplar halinde girmişler içeriye. En önde Suna, en arkada Ferman. Uzun mu uzun bir konvoy halinde yola koyulmuşlar. İçerisi dışarıya göre biraz karanlıkmış. Suna yeni arkadaşlarının karanlıktan korktuğunu anlamış. Onların korkusunu gidermek için tatlı mı tatlı bir şarkıya başlamış. Koşkentli çocuklar da onu taklit ederek aynı şarkıyı söylemeye çalışmış. Ama bu işin acemisi oldukları için sesleri pek de iyi çıkmamış. Toprak altında yaşayan böcekler, solucanlar, yılanlar, karıncalar duymamak için kulaklarını tıkamış. Şu yeni çocuklar bir an önce yer üstüne çıksalar da kurtulsak diye kıvranıp durmuşlar. 104 çocuk. Bir haftalık yolu bir saatte almış ve Bilge Çınar'ın karnından birer birer yeryüzüne çıkmışlar. Konuk çocuklar ağaçtan çıkar çıkmaz gözleri kamaşmış. O güne dek hiç bu kadar mavi gökyüzü, hiç bu kadar parlak güneş görmemişler. Gözleri parlaklığa alışınca şöyle bir çevrelerine bakmışlar. Yine şaşkınlığa düşmüşler. Yeşilin bu kadar çok ve çeşitli olmasına akıl sır erdirememişler. Bir ağaçtaki yeşil, öbür ağaçtaki yeşilden farklıymış ve o kadar çokmuş ki ağaçlar. Şaşkınlık, coşku ve sevinç duyan yalnızca çocuklar değilmiş. Konukların kalabalığını gören güneş, gökyüzü, ağaçlar, kuşlar, kelebekler, çiçekler de coşku içindeymiş. Şimdi anladım niçin şarkı söyleyemediğinizi demiş Koşkentli çocuklardan biri. İnsan ancak böyle güzelliklerin içinde yaşarsa şarkı söyleyebilir. Başka türlü olmaz ki. Sonra güneşin parlaklığını, yeşilin zenginliğini, gökyüzünün maviliğini ve içindeki mutluluğu anlatan bir şarkıya başlamış. Sesi öyle güzel çıkıyormuş ki kuşlar susup onu dinlemiş. Diğer çocuklar da arkadaşlarının coşkusunu paylaşıp şarkıya katılmışlar. Bunca konuğu ağırlayabilmek için dört ev yeterli olmayacağından hep birlikte eski yıkılmış evleri onarmışlar. İçlerindeki sevinç evlerin taşına, tuğlasına da geçtiği için dokundukları her tuğla gidip yerini buluyor, evler çabucak tamamlanıyormuş. Çocuklar bu güzel yurtta mutluluk içinde yaşaya dursun, biz gidelim Koşkent'e. Başkan büyük bir toplantı yapılacağını duyurmuş. Herkes uyumuş çağrıya. Konuşmuşlar, düşünmüşler. Bir daha konuşmuşlar, bir daha düşünmüşler. Çocuklara da kendilerine de haksızlık ettikleri sonucuna varmışlar. Çocuklarının bıraktıkları mektupta yer alan istekleri onlar da gerekli bulmuşlar.
Toplantıdan sonra çalışmalara başlanmış. Havayı kirleten fabrika bacalarına fitiller takılmış. Su depoları temiz kaynaklara bağlanmış. Kentin pek çok yerine parlak fidanlar dikmişler. Parklar yapmışlar. Sinema ve tiyatro binaları yapmışlar. Pek çok müzik evi açmışlar. Bununla bitmemiş yaptıkları. Bir takım kararlar almışlar. Çocuklarına daha çok oyun süresi verecek, güler yüz göstereceklermiş. Sabah kahvaltısı için uzun bir süre ayıracak ve en önemlisi onlarla birlikte şarkılar söyleyeceklermiş. Bütün bunları tek tek gerçekleştirdikten sonra başkan bir kağıda şöyle yazmış. İstediklerinizi yaptık. Sizleri çok özledik. Artık gelebilirsiniz. Kağıda götürüp kardeş Çınar'ın gövdesine yapıştırmışlar. Kardeş Çınar kağıtta yazılı olanları yapraklarını hışırdatıp köklerini kıpırdatıp Bilge Çınar'a ulaştırmış. Bilge Çınar da Sunay'a konukların artık koş kente, affedersiniz sakin kente çünkü kentin adı bile değişmiş. Dönebileceklerini aktarmış. Annelerini babalarını çok özleyen çocuklar bir sabah bayram sevinciyle dönmüşler sakin kente. Aileler çocuklarıyla uzun süren bir kahvaltı yapmışlar ve o günü kahvaltı bayramı ilan etmişler. Öğleye kadar kimse ne okula gitmiş ne de işe. Yarım gün süren bir kahvaltı. Sakin kentte kahvaltı bayramı bir geleneğe dönüşmüş. Binbir çeşit yiyeceğin olduğu bir masada anne, baba ve çocuklar uzun uzun sohbet edip şarkılar söylemişler. Kahvaltı bayramına konuk olarak her yıl Suna, Tuna, Ela ve Ada da çağrılmış. Masalımız burada bitti çocuklar. Gökten 3 zeytin tanesi düşsün mü? Düşsün. Biri Sunaların kahvaltısına, biri sakin kent çocuklarının masasına, diğeri de sizin sofranıza. Herkese afiyet olsun.